Merhaba, iyi günler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı anatomisi başlığı altında söyledikleri ve videosu hala tartışılıyor, yankıları sürüyor. Kendisi aleyhine tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu olayın merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet yürüten Türken adlı vakıf var. Bu vakıf hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nden siyaset bilimci Doktor Halil İbrahim Yenigün'le konuşacağız. Halil İbrahim, merhaba. Merhabalar. Şimdi Teşekkürler davetiniz için. Türken'den konuşacağız ama öncesinde siz Sinem Adar'la birlikte, o Berlin'de yaşıyor, sen Virginia'dasın, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ortak bir makale kaleme aldınız. Çok çarpıcı bir makale. Orada Erdoğan iktidarının Batı'da yumuşak güç ya da soft power arayışını ve nasıl yaptığını anlattınız. Sinem Adar daha çok olayın Avrupa ayağını anlattı. Sen de Amerika Birleşik Devletleri ayağını anlattın ve bunun içerisinde son günlerde popüler olan Türken'de bir önemli bir yer tutuyor senin anlattığın bölümlerde diyelim. Ama öncesinde nedir bu soft power ya da yumuşak güç arayışı Erdoğan'ın Batı dünyasında? İslam dünyasına yönelik bir takım faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Asya'ya, Afrika'ya yönelik bir takım faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Ve bunları büyük ölçüde de Fethullahçılarla rekabet etme, onları dengeleme için yaptığını da söylüyor. Batı burada nasıl bir yer tutuyor? Buradaki amaç ne? Batılıları ikna etmek mi, yoksa batıdaki yaşayan Müslüman topluluklara, bireylere, kurumlara ulaşmak? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, epey bir zamandır zaten ben bunu hem profesyonel hem de amatör olarak hani gözlemekteydim. Benim için aslında şöyle bir şahsi tarafı da vardı. Hani ben kendim de geçmiş doktora sürecim içerisinde ABD'deki Müslüman örgütlerle son derece yakın ilişkisi olan bir insandım. Mesela American Journal of Islamic Social Sciences, bir hani düşünce kuruluşunun dergisinde editörlük yapıyordum aynı zamanda 4 yıldır. Türkiye'ye döndüğüm sırada. Ve o zamanlar belli Türkiye algısı vardı. Türkiye hakikaten çok bilinmedik, bakir bir yerde onlar için. AKP başta olmasına rağmen AKP konusunda çok fazla bilgi sahibi değildi Müslümanlar. Ve Müslüman örgütlenmeler, en büyük çatı örgütlenmesi Islamic Society of North America, ISNA. Mesela orada o kadar Türkiye'de insanların uzak duruşu söz konusuydu ki sırf Türkiye'li insanlar gelsin diye o kongrelere Türkçe seanslar yapılmaya başlanmıştı. Hani düşünün, o derece yani ki Türkiye'li Müslümanların da rağbet etmesi için. Yani o derece Türkiye'li Müslümanlar aslında ABD'deki genelde Pakistan, Hindistan ve Arap Müslümanların öncülük ettiği büyük çatı örgütlerden uzak duruyordu. Fakat daha sonra 2017'den sonra tekrardan geldiğim zaman bambaşka bir Amerikan Müslüman örgütlenmesi gördüm. O zaman ben bu konuya çok daha derin bir şekilde eğilmeye başladım. Şimdi Joseph Nye üzerinden gelen malum hani meşhur bir kavram oldu. Bir aralar hani yumuşak güç kavramını çok net şekilde, çok sık şekilde Türkiye kullanmaya başladı. Türkiye, özellikle Türkiye iktidar think tankleri yumuşak güç kavramına 2010'lu yıllarda çok büyük bir ilgi gösterdiler. Çünkü o zamanlar Türkiye'nin romantik dizileri, Muhteşem Yüzyıl veya başka işte Gümüş, Nur gibi diziler. Bunlar Arap ülkelerinde çok rağbet görüyordu. Ve Türkiye'nin Arap dünyasında işte yumuşak güç politikaları üzerinden artı Arap Baharı sonrasındaki süreçte de işte Türkiye'nin demokratik olması, daha batıya dönük olması, bununla birlikte yine Müslüman kimliğini taşıyor olması, bu şekilde Arap ülkelerine bir yumuşak güç kaynağı olması şeklinde Türkiye yer alıyordu. Şimdi o yumuşak güç de, bu yumuşak güç bambaşka aslında. Çok daha başka bir Türkiye etkinliği gördük yani belli bir zaman sonra. Geçen zamanda ne oldu? Tabii 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de daha işte demokrasi, insan hakları vesaire yollarla biz Arap dünyasına örnek olabiliriz şeklinde
ve bizim dizilerimiz daha serbest bir hayat tarzı işte bunları söylüyor. Tabii bir takım muhafazakarlar Türkiye'nin bu kadar hani daha serbest aşk gibi, yasak aşk gibi konularda diziler yayınlamasına karşı uyarıyorlardı insanlarına. Ama yine de bunlar tabii ki rağbet görüyor. Çünkü hem bizden hem de biraz daha hani rahat bir hayat tarzı şeklinde. Bunun tabii şeyi başka, hani bulunduğu konumlandığı yer başka. Sonra 2016 sonrasındaki Türkiye yumuşak güçlerine baktığımız zaman, gördüğümüz şey, yumuşak gücüne baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir anda Türkiye'nin işte Hristiyan batıya karşı, Hristiyan hegemon, dünya egemenlerine karşı işte şövalyemsi bir karşı çıkışı, onlara eyvallahın olmaması, onlara diklenmesi, o şekilde Müslüman gücü adıyla ortaya çıkması, Müslümanlığın adına, Müslüman gücü adıyla Hristiyan batıya diklenmesi şeklinde bir hal aldı. Yani bizim aslında bu ikinci yazıda, yani bu Sinem Adar'la yazdığımız işte o son yazıda, ki o biraz maceralı bir yazı oldu. Çünkü gerçekten de yazıdan sonra bu Türkiye'nin yumuşak güç elemanları tarafından son derece baskıya da maruz kaldık. Hani biraz zorbalanmaya da maruz kaldık. Yani hiç de yazı, yumuşak olmadıklarını gördünüz yani. Evet. Evet, yani öyle muamelelere maruz kaldık. Hani sansürlemeyi bile kalkıştılar o yazıyı, ki Cedeliye gibi bir yayında. Yani ama ondan sonra o yazı Cedeliye'nin o yılki ilk 5 yazısından birisi oldu okunma itibariyle. Çok da okundu yani. Böyle bir başarısı oldu. Hani Sinem ve ben ikimiz de yani bu konuda son derece memnun kaldık o olan sonuçtan. Çünkü gerçekten de yani birçok diplomat, birçok Avrupalı diplomattan da duyduk bunu. Bir takım konferanslarda, kongrelerde falan. Yani bizim şu an hani gördüğümüz ama kafa yorduğumuz ama çözemediğimiz birçok şeyi bir anda bizim için çözdü bu yazı falan diye övgüler de aldık. O da bizi çok memnun etti. Peki şimdi, şunu sorabilir miyim? Şimdi buradaki mesele, Batı'da faaliyet gösteren diyelim ki bir federasyon var, dernek var, vakıf var vesaire var. Şimdi Batı'nın çoğunluğu o ülkenin kendi insanları, ama orada daha az, sayıca az olan, kimisi vatandaş, kimisi göçmen Müslümanlar var. Şimdi bu yapılanmalar anladığım kadarıyla esas olarak Müslümanları, yani zaten Müslüman olanları etki alanına almak, onlarla bir şeyler yapmak ve hatta diyorsun ki bir tür Batı'ya meydan okuyuş. Ama evet, aynı zamanda bu öyle değil de, değişti o. Yani yapı değişti. Şöyle şimdi, hani şeyden bahsedecek olursak, hani AKP'nin güdümünde olan, yani güdümünün girenlerden bahsediyorum şu an için, şeyden bahsediyorum. İşte Islamic Society of North America, büyük İSNA çatı örgütü. Şimdi şöyle, aslında ben kısaca bir hikaye vermek isterim. Nasıl oldu bu? Çok kısaca söylüyorum. Önce tabii ki Filistinli göçmenler ve başka hani 48 sonrası göçmenler ve daha sonra Hint alt kıtasından büyük bir kitle halinde gelenler ve Arap dünyasından gelenler. Bunlar daha yoksul insanlar. Çok varlıkları yok. Ama kendilerinin işte aynı Türkiye'deki işte büyük şehre gelen hemşire derneklerinin cami kurması gibi camiler kuruyorlar Müslümanlar için. Bu ilk adım. İkinci adım şöyle, İhvan-ı Müslimi'nin ve Cemaat-i İslami'nin elemanlarının, daha elit elemanlarının diasporaya göç etmesi. Bunların örgütlenme amacıyla, ABD'de ve örgütlenme amacıyla göç etmesi. Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. İşte o sıradan Müslümanların kurduğu camileri vesaire, bunları bir bir topluyorlar. Çünkü daha örgütlü insanlar bunlar. Ve ele geçiriyorlar ve önce Müslüman Öğrenci Dernekleri, Amerikan kampüslerinde MSA'lar diye geçiyor. Onlarla örgütleniyor bunlar. Öğrenciler arasında tabii çok yoğun bir şekilde örgütlenmeleri var. Ve daha sonra mezuniyetten sonra da, iş güç sahibi olduktan sonra da yavaş yavaş bütün bu camileri vesaire bunları topluyorlar. Kendi güdümlerini alıyorlar. İSNA aslında MSA'lerin biraz mezun olmuş öğrencilerinin kurduğu bir örgüt gibi. Ve dikkat edelim, Rabıta'nın da 62 yılında kurulduğuna bakacak olursak MSA National Kuruluşu 1963. Rabıta'yla da çok fazla alakası var. Yani Rabıta örgütlenmesinin Amerikan ayağı olarak Müslüman kardeşler ve Cemaat-i İslami o işleri üstlenmiş oluyorlar. O yüzden hani sıradan halkın sadece dini ihtiyaçlar için kurduğu camiler, dernekler vesaire, bunlar bir zaman sonra Rabıta'nın ABD ayağını dönüşmüş oluyor. Fakat bu çok göze batırılmıyor, göze çarpmıyor. Nereden anlarsınız bunu? Şöyle anlarsınız. Camilere gidin Amerika'da, herhangi bir camiye. Böyle yığınla Suudi Arabistan'da basılmış olan Kur'an tercümeleri bulursunuz. Veya
işte Seyit Kutub'un World Muslim Youth Association'dan çıkmış kitaplarını bulursunuz. Bunlar böyle her camide bulundu. Benim çok dikkatimi çekmişti. Niye bunlar bu kadar çok sık var falan diye zamanında ve bilmiyordum ama olayları. Daha sonra öğrendim ki evet bunlar tamamen böyle bir hani proje kapsamında, yani rabıta projesi kapsamında rabıtanın Avrupa ve Amerika'ya boyut olarak gidiyor. Ama bütün bunlara rağmen o kadar bu işler hani apolitize yürütülüyordu ki, yani gerçekten İsna denen yerde mesela hiç politik bir söylem bulamazsınız. Yani politik söylemlerin ise Müslüman kardeşler ve Cemaat-i İslami kendi örgütlenmeleri adı altında yaparlardı. Bunlar da işte Müslüman kardeşlerinki Müslüman American Society, MAS diye geçiyor. Şeyinki ise Cemaat-i İslami'ninki ise İkna diye geçiyor. Islamic Community of North America. Yani bunlar farklı ama ne oluyor? İşte Müslümanların yıllık kongresi diyeceğimiz İsna kongrelerinde bütün Müslüman örgütlenmeler de geliyor. Orada onların da hani temsili var. Fakat onlar yani Cemaat-i İslami'nin ve İhvan-ı Müslümin'in kendi işlerini şeye karıştırmıyorlar. O büyük Müslüman dini faaliyetleri karıştırmıyorlar. Çünkü orada daha çok hayır faaliyeti var. Müslüman kimliğiyle örgütlenme var. Fakat hani siyasal bir öne çıkış yok. Bir de bunlara 2000'li yılların başlarında işte CAIR, Council of American Islamic Relations diye bir örgütlenme eklendi. Bu da bir advocacy grup. Yani Müslümanların hak savunması grubu. O zamanlar tabii Nihat Avat yine, başından beri Nihat Avat yine aynı şeyde gördüğümüz gibi, tabii Arap dünyasındaki liderlerde gördüğümüz gibi, hani leader for life diyeceğimiz, hayat boyu, ömür boyu lider şeklinde halen başında. Mesela onların Türkiye'deki Mazlum Dere çok benzer bir yapılanması halinde var. Eski Mazlum Dere. Yani her şehirde bir şube açılıyor. Bir şube kendi içerisinde otonom. Fakat genel bir de genel merkez var. Genel merkezde işte Nihat Avat var. Bunlarsa Müslümanlara yönelik hak ihlallerine karşı bilgi topluyorlar, raporlama yapıyorlar ve lobi grubu oluşturuyorlar. Aynı zamanda bir lobi olarak çalışıyorlar. Yani faaliyeti aşağı yukarı bu şekilde özetlenebilir. Ben bu manzarayı vereyim, bunun üzerine konuşalım. Şimdi ben Amerika'da yaşadığımda daha önce gitmiştim vardı ama 2004 sonunda gitmiştim biliyorsun. 2007'ye kadar oradaydım. Türkiye'de İslam, yani oradaki İslami sivil toplum diyelim örgütlenmelerinde Türkiye yok gibiydi. Yani işlerinde bir takım Türkler olabilir. Tabii ki Fethullahçılar var ama ben onları tam İslamcı olarak saymıyorum. Onlar ayrı bir şey tabii, kalem. Onun dışında Türklerin bir takım daha seküler temelli bir takım örgütlenmeleri, federasyon yapıları vardı ve bunların AKP hükümetiyle de bir takım sorunları vardı. Daha sonra ama bir şekilde AKP adım adım, yani Türkiye'de iktidar bu kurumlara da bir şekilde uzandı vesaire. Ama sonrasında ben döndükten sonra anlaşıldığı kadarıyla kendi bağımsız örgütlenmelerini, ayrı örgütlenmelerini adım adım kademeli bir şekilde hayata geçirmişler. Şu anda bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil alanda Müslümanların ya da İslam adına, İslami topluluklar adına faaliyet gösteren kurumların içerisinde Türkiye damgası gözüküyor mu? Yoksa hala eski tür, o senin anlattığın yapılar hala, işte rabıta, Cemaat-i Müslümin, İvan gibi yapılar hala çok fazla önde ve Türkiye kendine yer açmaya mı çalışıyor? Şöyle oldu, bambaşka bir hal aldı. Yani bambaşka bir hal aldı. Türkiye evet, biz hani liderlik pozisyonunda olmazsak kolay kolay bir işte girmeyiz modundaydı Türkiye'li Müslümanlar. O yüzden çok uzak duruyorlardı bunlara, söylediğim gibi. Bir istisna Yusuf Ziya Kavakçı'dır. Yusuf Ziya Kavakçı İsna'nın yönetim kurulundaydı ve o sık sık Müslümanları azarlıyordu, yani şeyleri, Türkiye'nin Müslümanları niye yer almıyorsun, niye girmiyorsun şeklinde. Tek istisna oydu hakikaten. Onun dışında kimse öyle yüz vermezdi gerçekten. Hani Arap ve Pakistanlıların muhtemelen, benim hani çıkardığım psikolojik tahlil şöyle, onların güdümünde olmak istemiyorlardı diye tahmin ediyorum. Hani lider olmayacaksak burada bizim ne işimiz var burada gibi bir psikolojiyle belki de. Çok sokulmazlardı. Sonrasında olan şey şu oldu. Yani Türkiye sahaya çok güçlü bir şekilde devlet olarak girdi. Yani biliyorsunuz Erdoğan'ın çocukları zaten Indiana Üniversitesi'nden, hatta Indiana'da sadece onun çocukları 2-3 kişi okumadı. Indiana'ya büyük bir kabile halinde gittiler. Indiana Üniversitesi'nde. Orada büyük bir kitle halinde, artık hani 50 kişi mi ne diyeyim, hani öyle şeyler söyleniyor bilemiyorum. Büyük bir kitle halinde gidiyorlar.
ve orada Amerikalı Müslüman coğrafyasını, yani şeyi, haritasını tanıyorlar. Aile olarak tanıyorlar. Daha sonrasında önce tabii şeyin, Türkiye'nin kendisini şube açma faaliyetleri. Mesela SETA'nın açılışı ABD'de. Bu tamamen siyasi amaçlı, tamamen parti amaçlı olan bir şey. SETA'nın açılışı için Davutoğlu, zaten Abdullah Gül'ün projesiydi hatırlarsınız hani SETA. Normalde onun ve Davutoğlu'nun. SETA şubesini açmak üzere Davutoğlu ABD'ye defalarca seferler yaptı. Birçok buradaki öğrencilerle görüştü. Ben de vardım bu arada hani onun görüştüğü ortamlarda. Orada ısrarla hani AKP'ye ABD konusunda bir şey destek sunacak bir hani lojistik güç nasıl olabilir? Bunun arayışı içindelerdi. Ve o aşamada henüz hakikaten yani Müslüman örgütlemelerde yapıları yoktu. Zaman içerisinde 2010'lu yıllarda olan bir şey bu. Türkiye çok daha özgüvenli olduktan sonra artık Türkiye'de kendilerine yakın bir iktidarın olduğunu birçok buradaki Müslüman anlamış oldu. Böyle bir şey de yakınlaşma da oldu. Kültürel olarak yakınlaşmaya şöyle bir şey yol açtı. Ertuğrul gibi diziler burada yaygınlaşmaya başlandı. Bu halkı çok daha fazla aslında Türkiye hayranı kılmaya başlandı. Ama esas benim gördüğüm kırma noktası 2016-15 Temmuz. Orada Türkiye hani tüm gücüyle yumuşak güç politikasına başladı. Ben size detay bir şey daha söyleyeyim arada. Türkiye'ye ABD'den gelmiş bir Amerikalı akademisyen arkadaşım bir gün bir toplantıya geldiğini söyledi. Toplantı kapalı olduğunu söyledi. İbrahim Kalın tarafından düzenlendiğini söyledi. Toplantının şöyle bir amacı olduğunu söyledi. Dedi ki birçok Amerikalı akademisyen çağrıldı ve toplantıda Erdoğan eleştirileri, bu artık Gezi sonrası olan bir şey. Çünkü Gezi ilk kırma noktası. Gezi'den sonra kendimizi daha çok nasıl anlatabiliriz, nasıl kendi pozisyonumuzu ifade edebiliriz. Arayışı yaygınlaştı ABD'li Müslümanlar, ABD'deki Türkler arasında. O aşamada tabii Erdoğan eleştirileri çok fazla olduğu için ABD basınında şuydu. İbrahim Kalın'ın sorduğu hani akademisyenlere Erdoğan eleştirilerini İslamofobi olarak nasıl tanımlayabiliriz şeklinde bir arayış olduğunu söyledi bana arkadaşım. Yani hakikaten o aslında şunu da anlamış oldum ben. İslamofobi denilen söyleme AKP yönetime el atmış durumda. Ve AKP bunu kendi siyasi amaçları için kullanma niyetine girmiş durumda. Ben bunun çıkarımını o zaman yapmıştım. 2014-15 yıllarıydı o zamanlar. Ve şu anlama geliyordu bu. Hani biliyorsunuz hani bir Holocaust Endüstrisi diye bir kavram vardı. Meşhur oldu Finkelstein'in söyleyişiyle. Yani Holocaust gerçekliğine, Holocaust trajedisine, Holocaust katliamına, acısına İsrail'in dış politika amaçları için kullanmak üzere bir dini soft power, dini yumuşak güç kavramı haline getirme. Yani böylece İsrail eleştirilerini antisemitizm haline getirme. Yani bir antisemitizm endüstrisi. Şunu ben anlamış oldum. Türkiye aynen bu işe girecek ve Türkiye aleyhine olan her türlü faaliyeti uzun vadede İslamofobi olarak damgalayacak veya ABD'de veya Avrupa'da Müslümanların yaşadığı İslamofobi saldırılarına o saldırıları en çok gündeme getiren, bu şekilde en çok onlara kol kanat çeken, onların en büyük hamisi rolüne soyunacak. Hakikaten de böyle oldu. Hani şu anki geldiğim noktada böyle bir durum var. Şimdi örgütlenmeye dönecek olursak nasıl bambaşka bir hal aldı? Şöyle bir durum oldu. Türkiye özellikle 15 Temmuz sonrası ama bu daha da öncesinde gidiyor. Özellikle o zamandan sonra çok yoğun bir çıkarmaya harekatına başladı. Bu biliyorsunuz aslında ben şunu da söylemek zorundayım. Hani 2013 yılındaki Suudi Arabistan'ın Mısır'daki darbeyi fonlaması, desteklemesi. Ve orada bence en büyük kırılma noktası yaşandı. Yani rabıta koalisyonu orada bozuldu bence. Yani ABD'de eskiden Suudi iyi kötü şey yapan, destekleyen insanlar vardı Müslümanlar arasında. Ve onların güdümünde davranıyorlardı. İhvancı olduk da yani. Ve bunların hepsinin bir anda tabii Suud'un aleyhine döndüğünü fark ettik. O arada buna yeni bir hami aradı ve o hami Türkiye olarak zaten devreye girdi. Ben öyle bir şey olduğunu burada peki Türken burada nasıl bir yere oturuyor? Tam bu söylediğin dönüşümün önemli bir aktörü olmuşa benziyor ve
baktığımız zaman sadece Türkiye'den giden öğrencilere değil, İslam dünyasından ABD'ye gitmiş öğrencilere de yardım eden, onlara burs veren bir vesaire bir kurum olarak kendini gösteriyor. Ve tabii ki şey iddiası da hep var, Fethullahçılara kaptırmama. Yok, amaç aslında şöyle aslında kaptırma olarak değil, bir defa mantık zaten doğrudan doğruya Fethullahçılardan alınma bir mantık. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Maarif Derneği de biliyoruz. Hani Maarif Derneği malum, hani 15 Temmuz'dan birkaç gün önce kurulan bir dernek. İlginç bir şekilde. Çok ilginç bir tesadüf ya. 15 Temmuz'dan hemen sonra okullarını aldılar. Şimdi Maarif Vakfı'nın burada da şubesi var. Türkiye şöyle bir şey yaptı. AKP iktidarı kendi uzantılarını kurmaya başladı. Biliyorsunuz hani AKP'nin Erdoğan'ın 2000'li yıllarda en çok hani önemsediği, üzerinde durduğu şey faaliyet şuydu. Türkiye'deki İslamcı bağımsız STK'ları bir güdümüne alma. İşte onlara arsalar verme, onların yürütme kurlarında kendisine dost insanları seçtirme vesaire. Ve 2010 yılı referanduma geldiğimiz zaman Erdoğan'ın topyekun arkasında dimdik duran ve Erdoğan güdümünde olan bir İslamcı STK kolektivitesi gördük. Hani bunun da en büyük tabii sembolü Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı değil mi? TGTV. Şimdi TGTV'nin Amerika'daki muadili olarak şeyi düşünebilirsiniz. ISNA'yı düşünebilirsiniz. Islamic Society of North America. Yani sıradan bağımsız ufak bir sürü küçük derneklenmeler var, örgütlenmeler var. Ve kendi hallerinde davranıyorlar. Ve onlara Türkiye karışmıyor. Onlar Türkiye karışmıyor. Türkiye bir yandan şeye başladı. İşte Türken gibi. Şeyi de unutmayalım bu arada. Hani Berat'ın e-maillerinde çok yoğun bir şekilde tabii detaylı gördüğümüz değil mi? Turkish Heritage Association var. İbrahim Halil Danışmaz'ın, yani Berat Albayrak'ın hani New York'taki kankasının. O öyle bir yapı var. Sonra Müfiat USA çalışması var. Bunlar hep benzer isimler aslında baktığınız zaman. Ve Turkish American Steering Committee, TASC, bunlar var. Şimdi Turkish American Steering Committee doğrudan doğruya lobi örgütü olarak hani başladı. Müfiat USA, ABD'deki şeydeki AKP'li iş adamlarının örgütlenmesi için kullanılan bir yapı. Onun dışında Türken Foundation da aynı TÜGEV gibi. TÜGEV'in ABD versiyonu ve TÜGEV'de Ensar. Ensar biliyorsunuz hani bağımsız bir örgütlenmeydi. Ensar TGTV gibi Bilal Erdoğan malum Türkiye'de Erdoğan ailesi adına gönüllü teşekkürlere bakan kişi. Onun o yüzden hani adının geçmesi çok normal. Türken'de de onun adının geçmesi çok normal. Ve tam da söylediğiniz gibi ABD'de okumakta olan Müslümanları ya göçmen çocukları olsun veya buraya okumaya gelenler olsun. Bunları aynı Gülencilerin zamanında bir hani Gülenci lobi yaratma faaliyeti olduğu gibi bunlar da AKP dostu, AKP destekçisi, Müslüman, Amerikalı yerli veya Amerikalı göçmen bir lobi oluşturma nasıl olabilir? Bunun çalışması. Yani Türken aslında çok net bir şekilde bunun çalışması. Bu bununla kalmıyor bu arada. Bir şey de söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'nin başka faaliyetleri değil mi? TRT World. TRT World malum çok amatör başladı. Fakat daha sonra El Cizre gibi ABD'li birçok insanı Türkiye'ye çekti. Başka bir faaliyet şeyden bahsedeyim. Hani bana bir arkadaşım şunu söyledi. Bunları çok sıkı içinde olan bir arkadaşım. ABD'deki birçok cemaat dedi artık her şeylerini dağıttı. Kendini ve Türkiye'ye göç edip orada devam ediyorlar şu an. Yani iş bu dereceye vardı. Biliyorsunuz Mısır darbesi sonrası ve Arap Baharı'ndaki hezimetler sonrası ihvancıların en büyük merkezi İstanbul oldu. Yani Doha ile birlikte. Yani şimdi bunu geri dönmeye başladılar biliyorsun. Türkiye Mısır'la ilişkilerini düzeltme şeyinde hem İvan'ın hatta İsrail nedeniyle de Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde bayağı bir şey oldu. Sıkıştırmalar başladı. Sınır dışı edilmeler olduğu söyleniyor vesaire. O devir i̇şte kapanıyor şimdi, yani. Yok aslında şöyle bir durum var. Şimdi zaten hali hazırda İstanbul bir merkez olmuş durumda. Bu şey sadece hani örgütlerin hani Hamas'ın merkez kadrosunun, İvan'ın merkez kadrosunun İstanbul olmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda hani irili ufaklı bir sürü Müslüman örgütlenmenin, cemaatlerin falan da İstanbul'u göç etmesinden bahsediyorum. Hani böyle bir şey var ve şöyle bir durum var. Şimdi
Onlar Erdoğan'a tabii ki hani Erdoğan'ın güdümüne girdiler zaten çoktan. Şimdi Erdoğan onları istediği gibi oynatma gücüne zaten sahip. Bu noktadan sonra onlar için hani şöyle bir yani zor bir durum var. Zaten hani bundan önce aynı İslamcı derneklerin Türkiye'de yaşadığı gibi bir durum oldu. Yani biliyorsunuz Gezi'ye kadar her şey güzel görünüyordu. Herkes mutluydu hani olan bitenden. Fakat Gezi'den sonra bir anda İslamcı örgütlenmeleri çok zor bir tercih bekledi. Yani hemen peşinde artık Milli İrade Platformu kuruldu ve onlardan sezonluk biat törenleri beklendi. Yine her seçim öncesi biliyorsunuz biat seremonisi yapılıyor ve bir bildiri yayınlanıyor. Milli İrade Platformu adı altında ne kadar Türkiye'de İslamcı zamanın bağımsız olan STK'sı varsa artık Erdoğan güdümünde onlar toplanıp bir toplu biat töreni yapıyorlar bir nevi. Şimdi benzer bir durum aslında. Şimdi bu Müslüman örgütlenmeler çoktan kollarını kaptırmış durumdalar. Hani bu vakitten sonra ne yapabilirler? Orası muamma. Yani çünkü gerçekten Erdoğan onları finansal olarak ve çok açıdan, şimdi onu unutmak istemiyorum şu söyleyeceğim şeyi. Söz gelimi mesela bana bir arkadaşım, hani bunlar bir kısmı tabii ki artık hani söylenti düzeyinde fakat sağlam söylenti bunlar. Çünkü hani olayları çok iyi bilen arkadaşlarım bana söylediği şeyler. Mesela bu büyük örgütlenmelerin birisinin başındaki şahsın Türkiye'de çok ciddi finansal çıkarları olduğunu da söyledi. Yani burada bir tarafta büyük bir sivil haklar örgütlenmesinin başındaki bir Müslüman Filistinli. Türkiye'de ise çok ciddi ekonomik çıkarları var. Benim tahminim aynı hani 17-25 tapelerinde Seyit Kutub'un yeğenlerinin malum şeyde böyle firmalarıyla firmaları üzerinden hani Erdoğan'la telefon konuşmaları vesaire bunlar ortaya çıkıyordu. Benzer bir durumda Amerikan İslamcılarının da hani Türkiye'de Erdoğan'ın iktidarın politik ekonomisine ben eklemlendiğini düşünüyorum. Hani o tarafı da var işte. Bence Türkiye'deki bağışlar bununla daha çok anlam kazanır. Yani burada buyurun. Yalnız şöyle de bir şey var. Bu söylediğin şimdi yıllar boyunca Rabıta'nın, Suudi Arabistan'ın bunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. İran'ın yapmaya çalıştığını biliyoruz. Global anlamda, küresel anlamda kendi İslam yorumlarını, kendi kurumları ele geçirmek. Zamanında biliyorsun 12 Eylül zamanında Türkiye'deki askeri rejim bile Avrupa'daki imamların maaşını Rabıta'nın vermesine bile razı olmuştu. Okullarıyla, camileriyle. Şimdi Fethullahçılar da bir anlamda onlarla rekabet ediyordu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP iktidarıyla bu alana girmiş. Ama ortada şöyle bir mesele var. Bu çok pahalı bir şey. Yani çünkü genellikle paranın yatırıldığı ve karşılığında hani bir şirket yatırımı gibi değil. Hani fabrika açıyorsun ve satıp kar elde ediyor değilsin. Bunlar genellikle yapılan yatırımlar uzun vadeli yatırımlar. Öğrencilere eğitiyorsun, şu yapıyorsun, bu yapıyorsun. Daha sonra onların sana geri gelmesini hesaplıyorsun. Şimdi Türkiye zaten bir Suudi Arabistan'la petrol zengini ülkelerle kıyaslanabilecek bir ülke değil. Ama daha önemlisi de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor şu anda Türkiye. Yani baktığın zaman. Şimdi bu bir yerde sürdürülebilir bir şey olmaktan da çıkabilir. Bir de iktidar değişikliği durumunda bu yapılar herhalde varlıklarını kolay kolay sürdüremeyecekler değil mi? İktidarla çok iç içe yapılar yani kendi ayakları. Şimdi çok önemli noktalar bunda. Birincisi şu mesela şöyle oldu. Biliyorsunuz Diyanet normalde hani DİTİB olarak Avrupa'da belli bir biçimde örgütlenmiş vaziyette faaliyetini yürütüyor. ABD'ye geldiğimiz zaman ABD'de Diyanet'in Avrupa'dan çok farklı bir yaklaşımı, anlayışı vardı. Diyanet Amerika'ya cami açmadı. Uzun yıllar cami açmadı. En sonunda işte Maryland'de büyük, görkemli bir cami açtı. Aslında hani o da büyük bir sac ayağı Türkiye'nin ABD'deki yumuşak güç politikalarında. O da önemli bir merkez haline geldi. O Davutoğlu'nun başbakanlığı zamanında açıldı sanırım ve o zamanlarda yani iki taraf hani Davutoğlu daha şey Pelikan darbesi olmamıştı sanırım. O zamanlar hani olan bir şey. Onun yani Davutoğlu ekibiyle Erdoğan ekibinin iç içe olması biraz daha sürdü orada. Fakat daha sonra DİTİB ABD'de cami açmaya başladı bu arada. Yani Diyanet Amerika diye bir şey de var ABD'de. Aynı Avrupa'da olduğu gibi
Amerika'da da cami açıyor. Mesela Yale Üniversitesi civarında bir tane vardı. O yangında hasar gördü. Onu biliyorum. Mesela bu aynı şekilde buradaki özellikle elit üniversitelerdeki Müslüman öğrenciler için çok büyük bir cazibe kaynağı haline geliyordu. Fakat ne oldu ondan sonra? Bir takım faaliyetler vardı. Eski hani siz geldiniz şeye, San Francisco'ya. San Francisco'da da Diyanet'in bir örgütlenmesi var bu arada. Ve orada da bir cami alma hazırlığı vardı. Bir kiliseye talip olmuşlardı hatta. Bir de biliyorsunuz sizin konuşmanızda da bizim de yaptığımız başka konuşmalara da orada Stanford'da onları böyle düzenli gelen Diyanetçi insanlar vardı, imamlar vardı. Diyanet'in imamlar vardı. Hani gelip notlarını alıp giderlerdi. Çok bir şey söylemeden. Ya bir taraftan da aynı Avrupa'da olduğu gibi bir nevi gönüllü ajan şeklinde çalışıyorlardı bunlar. Şimdi o kişilerin yaptığı o faaliyetler bir anda döviz kuru krizi sonrası sekteye uğradı. Öğrendik ki işte bir cami alma faaliyeti vardı, hazırlığı vardı. Fakat daha sonra alamadılar, niye alamadılar? İşte maddi olarak zorlanıldı. Şimdi Erdoğan'ın burada, yani siz gazetecisiniz sonuçta, hani ben değilim. Daha çok şey biliyorsunuz bu konular üzerine. Yani Erdoğan'ın havuz sisteminin nasıl çalıştığı, yani hangi paranın nereden geldiği. Şimdi bütün bunlara ilişkin çok daha net araştırmacı gazetecilik gerekiyor bizim için. Çünkü demin söylediğiniz konu çok önemli. Yani Erdoğan dış politika, yumuşak güç politikalarındaki faaliyetlerinde büyük ölçüde şahsileşmiş bir yumuşak güç politikası kullanıyor. Şahsileşmiş derken ailevi olarak. Yani aile mensupları, aile fertleri gidiyor. Bakın mesela Müslüman American Society'nin kongreleri oluyor. Erdoğan orada baş konuşmacı oldu geçenlerde. Çok önemli bu. Malezya Mahathir Muhammed'le birlikte baş konuşmacı oldu. Ondan sonra başka konuşmalar, zamanlar kimler gidiyor? Onun aile fertleri gidiyor. Özellikle Sümeyye Erdoğan, Esra Erdoğan, Esra Albayrak, bunlar gidiyor konuşma yapmaya. Onları gönderiyor ve birçok etkinliğe bakacak olursanız hani buradaki şeylere, para yapısına, mesela hani Turkish Heritage Association, İbrahim Halil Danışmaz Berat'ın kankasıydı. Yani tamamen kendi yakın çevreleri içerisinde tutuyorlar bunu. Bu tür ilişkileri, bu tür sermaye hareketlerini. Şimdi şöyle bir durum var. Hani TÜRGEV malum aile vakfı ve İbn Haldun Üniversitesi aile üniversitesi. Yani Erdoğan'ın bir takım hani aile girişimleri var bu şekilde. Bir de hani vekilleri üzerinden yürüttüğü faaliyetler var. Ne bileyim hani Star gazetesi biliyorsun hani Erdoğan sahibi ama vekilleri var. O vekilleri üzerinden devamlı el değiştiriyor. Yeni Şafak'tan beri Erdoğan'ın alışkanlığı bu. Şimdi acaba şeyi bilebiliyoruz. Hani devletin hangi kaynaklarını, örtülü ödeneğin hangi kaynaklarını, ne için kullanıyorlar? Bunun dışında Erdoğan kendi şahsi havuzundan ne için kullanıyor? Ve bunun dışında AKP'nin kaynaklarından ne için kullanılıyor? Yani burada şey var. Veya şöyle diyelim hani veya işte ihale karşılığı şeylere, müteahhitlere bağış zorunluluğu gibi şeyler. Hani bunlar nerede kullanılıyor? Bizim aslında bütün bunlara ilişkin daha net bilgiye ihtiyacımız var. Ben belki benim cahilliğim, belki ben bilmiyorum bunu ama siz belki biliyorsunuzdur ama bence yani yapılacak araştırmalarda o detaylara dikkat etmek zorundayız. Yani hangi para nereden geliyor? Hani Erdoğan bunları nasıl kalemlemiş durumda? Peki Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktın. Önce grupta konuştu, sonra o video yaptı. Bir kaçış planından bahsediyor. Bu vakıf üzerinden oturma ve çalışma izni birkaç yüz kişi diyor ve bürokratlara da diyor ki siz orada yoksunuz diyor. Şimdi bu sen orada yaşayandan bu kurumları da bilen birisi olarak böyle bir şey rasyonel geliyor mu sana? Yani o vakıf üzerinden birilerinin Amerika'da yerleşme imkanı vesaire bu... İnsanlar çünkü isim de vermediği için ve onun da belgesini göstermediği için akıl yürütüyor diyenler daha çok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani teorik olarak olabilir mi? Pratiği bilmiyoruz tabii de. Yani teoride mümkün aslında ama muhtemel gelmiyor bana. Yani mümkün ama muhtemel değil gibi düşünüyorum. Neden? Neden mümkün? Çünkü evet hani ya Erdoğan bir taraftan böyle bir çifte amaçla yürütmüş, gözetmiş olabilir. Yani, tamam hani ben bu paraları buraya veriyorum. Yarın bir gün işte böyle bir sıkıntı olursa ailem buraya yerleşir şeklinde.
Yani Berat şu an hangi ülkede onu biliyor muyuz? Yani İngiltere'de diye duymuştuk mesela. Yok çok. Ama orada yani, bir çiftlik meselesi var sanki. O çiftlik hatta kendi Pensilvanya'sını kuracak derken herhalde o çiftliğe gönderme yapıyor. Fethullah Gülen'in çiftliğinden. Şimdi bunların hepsi olabilir aslında. Bunların hepsi yani mümkün ve muhtemel şeyler. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Hani sonuçta hani Erdoğan aile olarak Amerika'da çok bağları kökleri olan bir aile. Çünkü bütün çocuklar Amerika'da bulundu. Burak hariç galiba. Yani üç çocuğu da Amerika'da bulundu. Amerika'da uzun yıllar yaşadı. Amerika'yı seven, bilen insanlar. Ve zaten ondan dolayı bu ABD'deki faaliyetleri bu kadar kolay yürütebildi bu insanlar. Yani biliyorlardı çünkü. Lokali biliyorlardı. Şimdi çiftlik hadisesi evet. Yani normalde Türkiye'nin veya başka oradaki hani örgütlenmelerin amaçlarına çok uyar gibi görünmüyor. Bunu yaz kampı gibi söylemişlerdi. Hani Müslüman çocuklara yaz kampı yapılacak şeklinde söylemişlerdi. Biz böyle bir haberi almıştık. Bir yerde okumuştum ben bunu. Bu da muhtemel. Ama hani bir taraftan da Kılıçdaroğlu söyleyince hani insanın aklına bu gelmiyor değil. Hani evet bu böyle de kullanılabilecek şeklinde. Yani böyle bir hani yan amaçla gitmiş olabilir. Hani işler tersine giderse belki böyle yaparız diye düşünmüş olabilir. Şimdi ABD her şeye rağmen tabii ki yani Erdoğan ailesi için yaşanmak üzere hani tercih edilebilecek bir yer. ABD hükümeti ister mi tabii bunu? Buradaki sıkıntı o. Yani ABD hükümeti ABD hükümeti Erdoğan gibi hani bir eski diyelim seçimleri kaybetti. Devrik bir lider. Yani devrik bir liderin sürgün yeri olabilir mi? Emeklilik yeri olabilir mi? Onlar ister. ABD açısından bu belki hani bir takım uluslararası görüşmelerde söz konusu edildiği zaman kabul edebilecekleri bir şeydir. Bilmez yani. Ben buna hayır demem. Yani bunlar imkansız veya absürt demiyorum ben şahsen. Ama evet. Muhtemel mi? Muhtemel olduğu kısmında yani Kılıçdaroğlu'ndan sonra hani onun söylediklerinden sonra ya böyle de olabilir evet diyesim geldi benim de şahsen. Ama yine ben bu konuda hani çekimserliğimi ifade etmek zorunda kalıyorum. Ali İbrahim bitirirken şunu sormak istiyorum. Sen ABD'de yıllardır gittin geldin, şimdi tekrar oradasın uzun bir zamandan beri, bayağı biliyorsun. Oradaki özellikle İslami çevreleri biliyorsun, işlerinde de yer aldın, hala çok yakın temasların var. Sonuçta bu yapılan yatırımlar, harcanan paralar, alınan Manhattan'da yurt binaları vesaire falan. Sonuçta buradan Erdoğan bir şey elde edebildi mi sence? Bence şu ana kadar ABD'de çok güçlü bir lobi oluşturmuş durumda. Bakın 2019 yılında değil mi? Tel Aviv'de Serkani'ye o şeylere o yaptığı o açtığı savaş, o 2019 savaşı. Şimdi neydi o? Barış Pınarı mıydı? Barış Pınarı. Öncesinde ABD'ye geldi. BM'de konuşma yaptı ve hemen peşinde Turkish American Steering Committee'nin de düzenlediği, YTB'nin de içinde olduğu Amerikalı Müslüman liderlerle görüşme ve onlara aile fotoğrafı verdi. Ve orada mesela Siraj Vahhaj gibi, Nihat Awad gibi ABD'nin bütün işte sosyal adalet, işte sivil haklar vesaire bu tür konularda akla gelen isimleri. Yani onları bile bağlamış olduğunu gösterdi ve kendi hani çok eleştirilen ve çok yıkıma sebebiyet veren, malum hani çok ciddi can kaybı, çok ciddi mültecilik sorunu çıktı o savaşlar sonucunda ortaya. Birçok insan yerlerinden yurtlarına oldu. Şimdi bu savaşlar öncesinde bir nevi ABD'li Müslüman liderlerden kutsama aldı. Yani böyle bir şey. Ve onların tabanları var. Yani özellikle daha örgütlü olanların. Yani MAS ve İKNA'daki, yani Cemaat-i İslami ve İhvan-ı Müslümin, onların tabanlarında çok ciddi bir desteği var. Fakat tabii ABD için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevcut rejim, Erdoğan hükümeti kafa karıştıran bir konuma geldi o savaşla birlikte. Yani çünkü şöyle bir durum oldu. Ben o savaş sonrasındaki buradaki kamuoyunu çok yakın takip ettim. Müslüman kamuoyunu takip ettim. Şöyle bir durum vardı. Bir tarafta bir baktılar Erdoğan onların son derece alışık olduğu
işte War on Terror, terörle mücadele kavramını kullanıyor. Malum Amerikalı Müslümanlar için bu tamamen 11 Eylül sonrası kabus anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin aynı o söylemi, ABD'nin Müslümanlara karşı kullandığı söyleminin aynısının tıpkısını Kürtlere karşı kullandığını gördü mesela buradaki Müslümanlar. Ve gençler arasında çok ciddi kafa karışıklığı oldu. Onların arasında daha yaşlı nesile karşı bir tepki oluştu. Mesela böyle bir şeyi ben çok net şekilde gözledim. Ve değiyor mu? Yani sonuç alacak mı? Sonucu şöyle alıyor. Hani bir takım insanlar Türkiye'ye gidiyor TRT World'de. Yani o cazibeye kapılıyor. TRT World veya çok Ertuğrul seyretmiş oluyor işte. Ertuğrul şeyle yaşıyor. Hülyasıyla yaşıyor. Türkiye'ye gidiyor. TRT World'deki ilişkileri vesaire oradaki durumu görüyor. Çok büyük bir yıkımla geri dönüyor ülkesine. Yani bunlar da gördük. Böyle insanlar var. Ama bir takım insanlarıysa hani aynı El Cezire'nin tuttuğu gibi tutma gücüne sahip görünüyor. Bunlarla ilgili hani uzun vadeli sonuç ne olacak? Bakın hani sorunumuz şu ABD gibi ülkelerde. Bir Müslüman kitle var ve bu Müslüman kitlenin çok ciddi bir kimlik sorunu var. Yani kendisini çok zayıf hissediyor ve aynı Avrupa'daki Türklerin olduğu gibi kendisini güçlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaçları var. Türkiye işte İslamofobi söylemiyle, Erdoğan'ın liderliği söylemiyle işte yalnız değilsiniz, işte sizin de artık hani özgürleşme zamanınız geldi, siz de Müslüman gücü elde ediyorsunuz söylemiyle onlara da hitap ediyor. Onların arasında belli bir taban tutuyor ve Ertuğrul da bunun çok ciddi bir katalizörü oluyor bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. Orada bunu yaşıyorlar. Hani orada belli bir anda bir transı geçiyorlar bununla. Onu söylemek lazım. Ben şununla şunu söylemek istiyorum. Kara Panterlerden, Black Panther Parti'den bir ailenin bir çocuğu, şu an işte Amerika'da önemli bir liderlerden birisi, siyahi bir lider. Onun geldiği bir yemekte bizzat kendisinden dinledim. Şunu söyledi, ben çocukken dedi, bizim ailemiz tası tarağı topladı, İran'a gitti. Ben hadi ya ne alaka falan oldu. Meğer Hümeyni de o zamanlar aynı Erdoğan'ın yaptığı gibi işte özgürleşme, Müslümanların güçlenmesi, yani Muslim power dediğimiz şey, Müslüman gücü söylemiyle oradaki siyahilere çok ciddi bir yumuşak güç çıkarması yapmış. Ve bunun karşılığında oradaki Kara Panterler arasındaki Müslümanlardan bir kısmı gerçekten de İran'a göç etmiş, İran'da yaşamış ve Hümeyni'nin imamın işte altında belli bir zaman bulunmuş. Yani bu tür söylemlerin, bu tür politikaların, yumuşak güç politikalarının nerelere nasıl varacağı, nasıl etki yaratacağı hakikaten yani çok yakından gözlenmesi gereken bir şey. Ve Erdoğan için de şu an bizim hani kısa vadede gördüğümüz bu çok uzun ömürlü olmayacağı benziyor. Çünkü Türkiye yani ne İran gibi ne de Suud gibi petrol zengini haliyle böyle bir mekanizmayı çok uzun süre fonlayamaz. Hani böyle bir handikapı var. Fakat buna rağmen hani elindeki güçle şu ana kadar yaptığı nereye varacak bunu gelecek yıllarda göreceğiz. Yani saman alevi gibi olabilir. Daha yani Türkiye'nin bu yumuşak güç mekanizmaları kağıttan kaplan görünebilir. Erdoğan gittiği zaman ne olur ne kalır buraya? Çünkü hepsi çok şahsi ilişkilerle olan şeyler. Ben çok bir şey kalacağını sanmıyorum açıkçası. Benim hani fakat bir Erdoğan dalgası vardı geldi geçti falan diyebilirler. Tıpkı işte bir Hümeyni dalgası vardı geldi geçti dedikleri gibi. Yani oradan kalan ufak tefek bazı şeyler var mesela ama o kadar. Daha fazla bir şey değil. Evet Halil İbrahim çok teşekkürler. Virginia'dan teşekkür siyaset bilimci Halil İbrahim Yenigün'le Türken Vakfı ABD'de Erdoğan iktidarının yumuşak güç yaratma faaliyetlerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkürler. İyi günler.